Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün arkadaşım Selim Kahraman'la birlikte 2019 yılında en çok aranan kelimeler üzerine konuşacağız. Öncelikle evet Selim hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şimdi şöyle bir bakıyorum telefonumdan hemen hızlıca. Şimdi Google'ın açıklamış olduğu verilere göre 2019 yılında genel kişiler ve nasıl yapılır şeklinde üç tane kategoriye ayırmış Google. Bu veriler doğrultusunda da yani her kategoriden 10'ar tane kelime söylemiş. Kelimeyi belirtmiş. Ee, öncelikle genel kategorisinden başlayalım. İlk olarak İstanbul seçim sonuçları 2019. İkincisi geleceği nefes. Üçüncüsü YSK. Dört deprem. Beş sigara fiyatları şeklinde. Öncelikle bunlardan başlayalım. Evet Selim ee, bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Yerel seçimlerle alakalı en çok arama yapılmış. Şimdi şöyle bir konu var. Genel listesine baktığımızda ilk başlama İstanbul seçimlerini koymuşlar. Evet. Bizim halkımız pek apolitik bir halk olmadığı için yani bu seçim konularına biraz ilgi duyuyoruz. Bana kalırsa hatta baya bir fazla ilgi duyuyorlar. Yani gereğinden fazla olduğunu düşünüyorum hatta. Çünkü çok fazla birbirini yorabiliyor insanlar bu konularda. Açıkçası ben de çok keyif almıyorum bu konuları konuşmaktan. Ben ikinci basamaktaki kelime, aranan kelime beni ilgilendirdi açıkçası. O benim biraz ilgimi çekiyor. Geleceğe nefes biliyorsun 11 Kasım'da fidan dikme etkinliği yapılmıştı Türkiye evet. genelinde. Hatta 11 Kasım Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Sosyal medyada da özellikle çok paylaşıldı. Özellikle storylerde falan herkes harita üzerinde kendisinin şurada ağaç sahiplendiğini falan e, oldukça paylaştı ve ciddi anlamda bir farkındalık oluşturuldu bu konu hakkında. Ya ben zaten e, bu tarz devlet eliyle yapılan bir organizasyon ama ben bu tarz uygulamalarda hani sosyal medyanın da böyle aktif kullanılması beni aslında hoşuma gitti. Yani çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben. Yani insanlar da ilgi gösterdi. Güzel oldu bence bu. E, diğer zaten 3. basamaktaki konu YSK gene seçimlerle alakalı bir kurum. E ee, deprem bu deprem biliyorsun Silivri'de yaşanan İstanbul depremi var. Ee, bu insanları biraz korkuttu açıkçası. Evet. Ya yani onunla alakalı insanların ilgi duyup bunu aramaları da çok şaşırtıcı değil. Zaten 3-4 gün öncesine kadar Sparta'da da yaşanmış bir deprem var. O da bir çevre illerde hissedildi. O da insanları korkuttu. Yani deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Bununla beraber hani yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani onun zararlarından korunmak için de temkinli olmamız lazım yani insanlar deprem direkt bu gerçeği aratmış olmaları güzel bir şey ama ben şunu da beklerdim. Depremle beraber hani nasıl önlem almalıyız gibi bir şey aratmaları da aslında bence güzel evet, evet. olurdu. Evet yani bu bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi genel listesine baktığımda tabii iki liste daha var. Kişiler ve nasıl yapılır diye ayırmış Google bunu. 2019 için sadece bunu yapmış. Onlara da ayrı ayrı zaten değineceğiz. Yani genel listesi için benim söyleyeceklerim açıkçası bu kadar şu an için. Şimdi ben baktığımda genel listesine daha çok kitleleri ilgilendiren kelimeler. Zaten birçoğu yani kitleleri ilgilendiren kelimelerden gidilmiş. Yani olaylardan gidilmiş. İstanbul seçim sonuçları olduğu gibi de keza geleceği nefes YSK aynı şekilde, deprem de aynı şekilde. Maalesef sigara fiyatları da aynı şekilde. Buradan tabii yeni başlayan habercilik ya da SEO anlamında çalışmalar yapan arkadaşlara özellikle bence bu listelere bakmalarını öneriyorum. Hı. Mesela ben de mesela yıllar önce blog falan üzerinde ciddi anlamda çalışmalar yaptığımda bakıyordum kitleyi ne ilgilendiriyor? Atıyorum açık öğretim sınavları, açık öğretim sınav yerleri. Açık öğretim şifremi unuttum gibi şeyler üzerinden sürekli içerik geliştiriyordum ki daha çok ziyaretçi gelsin diye. Şimdi ikinci kategorimizde kişiler. Ee, kişilerde bir numara Emine Bulut maalesef. İki numara Ekrem İmamoğlu, Nesli Can Tay, Palu ailesi yine maalesef Palu ailesi ve beşinci numaradaki Tarık Ünlüoğlu. Önce bir numaradan başlayalım Selim. Şimdi şöyle bir konu var kişiler listesini hani isim isim değerlendirmeye geçelim. Çok güzel ama ben kişiler listesi şimdi 10 tane kişinin ismini veriyor. Evet. Bir tanesi aile onu da kişi olarak sayalım. Google böyle bir veri vermiş. Bu 10 isme baktığımız zaman aranan bu 10 kelimeye baktığımız zaman şöyle bir sonuç var. Benim ilk incelediğimde hemen bu çarptı gözüme arkadaşlar açıkçası. Bu 10 kişiden 7 tanesi şu an hani yaşamayan Pav ailesinde katıyorum. Yaşamayan bir insanla alakalı olan bir şey. Yani burada bir ölüm, bir cinayet var işin içinde. Evet. Ya bu çok üzücü bir durum. Ee, 10. sırada yer alan... Demet Akbağ da Demet Akbağ için aratılmamış. Biliyorsunuz Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka'da... vefat etti bir trafik evet. kazasında. Yani dolaylı yoldan aslında 8.'si de ölümle alakalı bir konuya çıkıyor. Yani bu liste ben gördüm de açıkçası hem biraz endişelendim, biraz da üzüldüm. Yani şöyle bir şey yok orada. Örneğin şu ödülü alan şu kişiyi arıyoruz gibi bir isim yok. Anlatabiliyor muyum? Yani maalesef bu beni üzüyor. Yani baktığımızda 10 kişilik listeye 8 tanesi dolaylı yoldan veya direkt doğrudan ölümle alakalı, cinayetle alakalı isimler. Ya bu da bizim biraz toplumumuzun şu yönünü gösteriyor bence. Her şey olup bittikten sonra dur bakalım ne olmuş. Bu çok acı. Yani Emine Bulut isminin burada ilk sırada olması, yani bunu olan duyarlılığı mı gösteriyor? Yoksa iş işten geçtikten sonra söylenen boş sözleri mi gösteriyor? Alınmayan önlemleri mi gösteriyor? Açıkçası bu çok tartışmaya açık bir konu. Ama dediğim gibi bu kişiler listesine ben baktığım zaman benim ilk gözüme çarpan buydu yani sıra sıra gidiyorum şimdi gündemi de biraz takip ediyorsanız yaşanan olaylardan biraz haberiniz varsa isimleri hemen bakıyorsunuz evet işte örneğin Targünlüoğlu vefat etti o da bu sene içerisinde ne oldu hemen ismi duyuldu kimdi bu bazen simayen biliyoruz ismen bilmiyoruz bazen ünlülerimiz ama yine dediğim gibi yani insanların ülkemizde ölümle anılıyor olması ölümü olduğu zaman akla geliyor olması bence çok acı. Yani bu liste bana baktığım zaman tek yapabileceğim tek yorum bu açıkçası. Benim açımdan bu yani. E, bence tabii yine deminki gibi bu da şeyle alakalı. Tamamen hani biraz topluma iyi ya da kötü iyi kötü olmaz herhalde de yine topluma mal olmuş e, insanlar da var. Nesli Can Tay var mesela. Çok yine sosyal medya üzerinden çok ee, paylaşıldığı, konuşulduğu, vermiş olduğu mücadeleden dolayı ee, kimisi bir krizden dolayı belki bence Kerim Can Durmaz bence bir krizden dolayı e, gündem oldu. Kimisi de vefat ettiğinden dolayı hani kör ölür badem gözlü olur misali şeklinde olduğunu düşünüyorum. Ee, üçüncü kategorimiz nasıl yapılır? Evet arkadaşlar herkes bir şey merak ediyor ve Google'da aratıyor. Nedir? Revanı nasıl yapılır? <laughs> e, yemek yemek sektöründe de baya bir şey varmış belli ki. E, Arama trafiği varmış. İşte bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Kestane nasıl yapılır? Tilavet secdesi nedir nasıl yapılır? Limonata nasıl yapılır şeklinde. Bu verilerle, bu sonuçlarla alakalı ne düşünüyorsun Selim? Birazcık karmaşık her sektörden ama bir tuhaf birazcık. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Türk milleti olarak hani yemeğe, içmeye Düşkün bir milletiz evet, Ama şey şunları söyleyeyim. Kapuska, barbunya, piyaz. <laughs> Aynı şekilde arıtılan kelimelerden bir tanesi. Yani o bu 10 tane listenin içinde ne kadar tam onu <laughs> dikkatli bir şekilde incelemedim ama yani 7 tanesi 6 tanesi falan yemek ve içmekle yedi, alakalı. Yedi falan Tamam 7 tanesi yiyip içmekle alakalı şeyler. Ee, şimdi şöyle bir konu var. Ama bu ilginç olan şey 4. sırada tilavet secdesi secdesini de aratmışlar. Yani hani bu kadar yemeğin arasında onu da aratmış olmamız yani şimdi genel olarak çünkü Türkiye'yi genelleyip bu veriyi paylaşmış Google. Yani aratmışız diyelim. Evet. Şimdi birinci sıra benim sevdiğim bir tatlı. Yani <laughs> ben de belki aratmış olabilirim. Evet. <laughs> yani yani aratmış olabilirim bu şeyi. Ger gerçekten il ilginç benim için yani bu şeyler. İnsanlar e bu tarz şeyler baktığınızda şimdi yiyip içmesini karar verirken nasıl yapılacağını kontrol ederken internette çok fazla soru hale geldi. Şimdi şey ifadesi var ya. Google amcaya soralım. Evet. Yani birçok şeyin Google amcaya sorulduğunu görüyoruz. Şimdi bekçi olacağım. Nasıl olmam lazım? Şartları arıyoruz veya işte üniversite sınavına gireceğim. Nasıl başvuru yapmam lazım gibi şeyleri çok arıyoruz. Hı. Yani daha çok ben şey beklerdim. Hani böyle şu aleti nasıl tamir ederim? vesaire gibi şeyler de görmek isterdim açıkçası ama e, baktığım zaman hep yiyip içmekle alakalı çıkmış. Bu da benim biraz ilgincime gidiyor. Neden böyle bir şey çıkmış? Hani biraz daha kelimeden ziyade daha derinlemesine bilgi olsa benim için daha açıklayıcı olurdu ama dediğim gibi muhtemelen bizim milletimizin yiyip içmeyle alakalı böyle şeyleri yüzünden, tamam verdiğimiz önem yüzünden muhtemelen böyle bir liste çıkmış diye hiç, görüyorum ortaya yani açıkçası ya Bu biraz da işte sosyolojik açıdan ele almak lazım bu ki bu da bence apayrı bir araştırma konusu. Ben birazcık daha bunu şeye çekeyim yani internet alanına çekeyim. Bizim yani bizim alanımız diyeyim yani bir nevi. Burada birazcık da korkutucu olan bir şey daha var. Bunlar şimdi sonuç. Evet sonuçları bir görürken bile ben birazcık şey yapıyorum. Hani tırsıyorum şundan dolayı tırsıyorum. O anda yapılan şeyleri de biliyor Google. Ve o anda insanların ne konuştuğunu belki açıklamadığı şeyler de var. Burada olmayan veriler de var belki bilemiyoruz. O anda millet ne konuşuyor? Diyelim ki atıyorum Türkiye'nin farklı bir gündemi var belki arka planda bilmediğimiz basına yansımayan ve bir sürü yani çok konuşulan bir konu var. O anda Google bunu biliyor. Ve belki de bu bilgiler farklı bir yere sızdırılıyor olabilir. Hani bilemiyoruz güvenebiliyor muyuz ben güvenemiyorum açıkçası. Ee, bu da ister istemez e, gizlilik anlamında diyeyim ya da istihbarati bilgi anlamında diyeyim bence e, tehlike oluşturuyor diye düşünüyorum ben. Hani keşke yerli bir arama motorumuz olsaydı da yine aynı konuyu bağlayacağım klasik olacak ama e, çok daha iyi olurdu. Bu arada mikrofonu böyle <laughs> sallayınca arkadaşların dikkati bozuluyormuş. Şöyle <laughs> yapınca hani alışkanlık oluyor böyle. Geçen bir tane şeyle amcada röportaj yapıyordum. O da konuşurken böyle. Şöyle devam ediyor anlatırken böyle alışkanlık olduğundan dolayı. Düşük bütçeli program olduğu için artık <laughs> idare edin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi işte konuyu toparlayayım birazcık. Gizli konu bakımından yani toplumsal anlamda çok ciddi verilerin elde edildiğini düşünüyorum. Ve bu veriler belki de pazarlanıyor da olabilir. Mesela Revani nasıl yapılır? Sallıyorum şu anda tamamen. Revani firmasına bir şekilde bu bilgi gitse. Revani ile alakalı ciddi anlamda e, reklam Çalışması yapabilir başka bir şey yapabilir ya da tamamen sıfırdan yemek sektöründe olan bir adam bakıyor ki revan çok aranıyor revan arandığı için gidip hemen revan ile alakalı bir ürün çıkartabilir bilemiyorum ya da bir arkadaş vardı bizim şey yapıyordu arama trendlerine giriyordu en çok hangi kelime aranıyorsa hı hı. o kelimenin satın satılıyordu hemen yani onu bile düşünen arkadaşlar var ee, dediğim gibi başka bilinmeyen ne veriler olabilir diye düşünüyorum. Bu verilerin elde edilmesi bakımından e, senin söyleyeceğin bir şeyler var mı Selim? Ya şimdi şöyle bir konu var biliyorsun e, akıllı telefon kullanımı çok yaygınlaştı şimdi ülkemizde de dünyada da çok yaygınlaştı ve bu cihazların birçoğunda biz Google servislerini kullanıyoruz. Evet. Şimdi şöyle hatta şöyle de bir geyik dönüyor Google nedir? Google bir arama motoru değil, internetin olup olmadığını kontrol etme aracıdır diye bir geyik de dolanıyor. Şimdi Google, hani internet var mı dediğimizde bile girip bir Google yazıp bakıyoruz. Tamam, şimdi böyle bir noktada olan bir e, arama motorundan bahsediyoruz. Ve sadece arama motoru olarak da değerlendirmemek lazım. Çok fazla hizmeti de var şu anda Google'ın. Yani hmm. reklamlar olsun, diğer şeyler olsun. Örneğin e-mail. Yani şu anda e, bu video nerede yayınlanacak? YouTube'da yayınlanacak. Evet. YouTube dediğimiz şey nedir? Google'dır. Şimdi bu biraz evet. buraya dönüyor bu iş. Yani bu insanların veriyi elde etmesi çok şaşırtıcı bir şey değil. Önemli olan şey aslında şu. Bu veriyi nasıl kullanıyorlar? Hı -hı. Önemli olan nokta bu. Nasıl kullanabiliyor? Bana kalırsa istediği gibi kullanabilir. Tamam ee, yazılım sektöründe bu biraz şeydir hani. Belli bir ahlakı vardır yazılım sektöründeki insanların da bir düşüncesi vardır bir fikir yapısı vardır tamam mı daha çok böyle küresel dünya odaklıdır yazılım sektöründeki insan yani sınırlar onu ilgilendirmez daha özgür düşünmeye çalışır böyle insanlar aslında firmalar da böyle davranmaya çalışıyor ama gel gelelim bu işlerin gerçek yanları da var yani çıkıyor haberlerde de yayınlanan şeyler var bu bilgilerin efendim işte CIA'ya sızdırıldı. Ondan sonra istihbarati bilgi olarak kullanıldığı vesaire. Kullanılıyor mudur? Bence kullanılıyordur o diye düşünüyorum. Ben de o görüşteyim. Yani bunu önlem alabilir miyiz? Uygulama indirdiğimizde bize şunu soruyor. Evet işte telefonunun mikrofonuna ulaşacağım. Kamerasına ulaşmak istiyorum. İzin veriyor musun? Vermiyor musun? Tamam izin vermiyorsun. Ama gerçekten izin vermediğinde buna göre mi hareket ediyor bu yazılım? Bunu nasıl tehdit edeceğiz? Bilemiyoruz. Bir de bu yönü var bu işin açıkçası yani. Ya şimdi tam ismini hatırlayamayacağım hangi uygulamaydı ama e, kamera konumu kullanmaya izin vermediği halde Apple olabilir yanılmıyorsam yine de konumu kullanıyormuş. Yani bu gibi buna benzer şeyler çok fazla var. Kimisi işte gizlilik nedeniyle açıklanamadı, kimisi işte seslerimizi dinlemiş falan şeklinde sonradan çok haberler falan çıkıyor. Maalesef e, gizlikle alakalı bence çok ciddi sorunlar var. ilerleyen zamanlarda da gizlilikle alakalı ciddi yaptırımların da çıkacağını düşünüyorum. Hani bir şey Steve şey Steve Jobs diyorum. Mark Zuckerberg'in bununla alakalı bir şey videosu var. Hakim soruyor. Dün akşam hangi otelde kaldın? soralım Söyleyebilir misin? diyor mesela. Söyleyemem diyor. Paylaşamam diyor. Ama sen bizimkini biliyorsun manasına gelen bir şeyler söylüyordu. Bu da aslında aynı kapıya çıkıyor. Evet arkadaşlar 2019 yılının e, arama trendlerini konuştuk Selim Kah konuğum Selim Kahraman'la birlikte. Kendisine e, videoma konuk olduğu için teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bir sonraki videoda benzer konularda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.